Kazakistan'ı yakından takip ediyoruz. İç karışıklık kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Terörle mücadele operasyonları ise sürüyor. Bugüne dek yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 160'ı geçti. Almatı'da hayat normale dönerken barış gücü birliklerinin Kazakistan'a konuşlanma süreci de tamamlandı. 30 yıllık bağımsızlık tarihinin en büyük iç karışıklığını yaşayan Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı. Yetkililer ülkede yeniden istikrarın sağlandığını duyurdu. Güvenlik ve istihbarat birimleri Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'e son duruma ilişkin bilgi verdi. Buna göre kolluk kuvvetleri daha önce el koyulan tüm yerel yönetim binalarının kontrolünü geri aldı. Tahrip olan binaların onarımına başlandı asayişi sağlamak için terörle mücadele operasyonları sürüyor. Operasyonlar özellikle Almatı şehrine yoğunlaşmış durumda. İçişleri Bakanlığı'na göre bugüne dek 6 bine yakın kişi gözaltına alındı. Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu belirtiliyor. Yap, yap, yap. Çıkan olaylarda 1300'den fazla güvenlik görevlisi yaralandı. En az 160 kişi hayatını kaybetti. İsrail ölenlerden birinin İsrail vatandaşı olduğunu açıkladı. <laughs> Silahlı çatışmaların en yoğun yaşandığı Almatı şehrinde hayat normale dönüyor. Kentin çevresinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bazı işyerleri yeniden açıldı. Halk iyice kalmak için dışarı çıktı. Benzin istasyonları önünde araç kuyrukları oluştu. Ancak sokaklardaki durum, savaş sonrası görüntüleri aratmıyor. Kundaklanan binalar kömüre dönmüş. Bankamatikler paramparça. Yakılan otomobillerden geriye yalnızca eskeretleri kalmış durumda. Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya liderliğindeki kolektif güvenlik anlaşması örgütünün yardımını istemişti. İstikrarın sağlandığı belirtilse de ülkeye yabancı askerlerin sevkiyatı devam ediyor. Son olarak Belaruslu ve Rus Barış Gücü Birlikleri Kazakistan'a gitti. Örgütün Barış Gücü Komutanı Andrei Serdyukov, Barış Gücü Birlikleri'nin konuşlanmasını tamamladığını belirtti birlikler görevlerini yerine getirmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerin Almatı Havalimanı'nda tatbikat yaptığını duyurdu. Barış gücü birliklerinin Almatı ve komşu bölgelerdeki önemli tesisleri koruduğu belirtildi. Kazakistan'daki olaylara ilişkin Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ülkeye giden dış askeri desteğin Kazakistan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Borrell, barışçıl gösterilerden sonra başlayan şiddet olaylarından endişe duyduklarını, şiddet eylemlerini kınadıklarını ifade etti.